Herkese merhabalar. Bugün kekikli mi yapacağız? Sizlerin en çok yazdığı yorumlardan ve benden beklediğiniz tariflerden bir tanesi. Hatta tariften de ziyade bir menü oluşturacağız. Akşam yemeği menüsü. Hem böyle çalışan anneler için, çalışan arkadaşlarımız için hem de öğrenci kardeşlerimiz için çok lezzetli bir menü. Üstelik de çok pratik. Şimdi hazırsanız hemen yapmaya başlıyoruz. Önce şöyle bir 4 parça tavuk göğsüm var. Malzeme miktarları kişi sayısınca artabilir. O yüzden sizler artık kaç kişiyseniz fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Bu arada tavuk göğsünden ziyade butla da yapabilirsiniz. Yani aralarına böyle birkaç parça but da ekleyebilirsiniz yine. Tavuk göğsümü iri parçalar halinde küp küp doğrayacağım önce. Şu şekilde. Kekiklim adından da belli olduğu kadarıyla kekikli hazırlanan bir tavuk sosu. Tavuğumuzu kekikli ve birazcık baharatlarla marine etmemiz gerekiyor aslında. Ama ben direkt hızlı bir şekilde pişireceğim. Bekletmeyeceğim. Normalde böyle birkaç saat önceden de hazırlayabilirsiniz. Bu tavuğun daha da yumuşak olması için aslında. Ama ben hızlı bir şekilde yumuşatma yöntemini de sizlere göstereceğim. Yanına da lezzetli bir zerdeçallı makarna yapacağız. Hazırlamış olduğumuz kekiklimin sosundan makarnama da ekleyeceğim. Böyle bir lezzet patlaması yaşayacağız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yanına da pratik bir salata hazırlayacağız. Nasıl? Göbek salatası yapacağız. İçerisine havuç veya dilediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Şimdi tavuklarımı doğradım. Hazır. İçerisine birazcık zeytinyağı dökeceğim. Zeytinyağı da böyle beklediği zaman etlerde de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Etiniz ve tavuğunuz daha yumuşacık oluyor. İçerisine bir parça, şöyle bir yemek kaşığı kadar kekik ekliyorum. Birazcık da karabiber. Ve karıştırıyorum. Kekik az gelirse birazcık daha eklemeyi düşünüyorum. Kekik birazcık daha ilave ettim. Tamamen aslında kekiği ne kadar sevdiğinizle bağlantılı. Ama tavuğa da çok yakışıyor kekik. Şimdi birazcık da bekleme işlemini yaparken birkaç damla da limon sıkacağım. Limon tavuğumuzun hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlayacak. Yani çok değil. 1-2 damla yeterli. Bunun yerine sirke de koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar. Ekledim limonumu. Tekrar şöyle karıştırıyorum. Tamam, limonumu da ekledim. Birazcık beklesin. Bu arada yüzümü de unutmuşum, hemen çıkarttım. Normalde sağ elimi kullanıyorum aslında karıştırma işlemimde. Şimdi birazcık da bu şekilde dinlensin. Bu arada makarnamın suyunu koydum. Kaynamak üzere şu anda. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar da olabilir. Zerdeçal bırakacağım ki rengini böyle sarı sarı yapsın. Makarnamı da dışarıda yediğimizde böyle tadı birazcık yavan geliyor bana. O yüzden böyle soslu yağlı bir şey yapacağım. Daha lezzetli olacak. Şimdi bir tatlı kaşığı değil de yarım tatlı kaşığı kadar falan koydum. Gayet rengi güzel olacak bu şekilde. Şöyle karıştırıyorum. İçerisine birazcık zeytinyağı ekliyorum. Dış kısmı daha parlak olsun diye. Kaynamaya başladı. Makarnalarımı ilave ediyorum. Şimdi tavamıza birazcık yağ alıyoruz. Yağımız güzelce kızması için bekleyeceğiz. İçerisine de bir miktar tereyağı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı kadar yeterli. Birazcık daha ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi yağımız böyle cozur cozur olmaya başladı. Bu arada tuzumu ilave ettim mi? Ben tuz attım mı buna? Atmadım. Tuzumuzu sonradan da ilave edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hemen şöyle karıştırıyorum. Kekik, karabiber, tuz eklemedik. Evet, yağımız hemen yanmadan hızlıca tavuklarımızı bırakıyoruz. İyice kızarmadan karıştırmıyoruz. İyice bir kızardığına emin olduktan sonra diğer tarafını da kızartacağız. Çünkü çok fazla sulansın istemiyorum. Şimdi bekliyorum tamamen kızarması için. Bu sırada makarnam da gayet güzel rengi böyle sarı sarı oldu.
Tavuğumuz kızardıktan sonra içerisine bir miktar krema ekleyeceğim. Yani bir paketin yaklaşık olarak 3'te 2'sini ekliyorum. Çünkü birazcık o sostan makarnama da ekleyeceğim. Gayet böyle lezzetli bir şey olacak. Hem tavuğun suyuyla buluşmuş olacak makarna. Hem de kremalı harika bir aroma olacak, kekikli falan. Dilerseniz makarnanızı pesto soslu da hazırlayabilirsiniz. Pesto sos tarifim de çok yakında sizlerle olacak. O yüzden şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın ki arkadaşlar yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. O kadar pratik ve kolay ki, yani şimdiye kadar yapmış olduğum hamur işleri vesaire, onlara nazaran inanın bir yarım saatte 3 tane, hatta bir akşam yemeği menüsü oluşturmuş oluyorsunuz. Salatasıyla, makarnasıyla, tavuğuyla inanılmaz da lezzetli. Şimdi salatamı hazırlıyorum. Salatayı nasıl hazırlamak isterseniz aslında size kalmış. Ben böyle bir göbek marullu doğrayacağım. Daha önce bir salata tarifi vermiştim sizlere. Kurutulmuş meyveler de ekleyebilirsiniz veya böyle kuru domates, kurutulmuş domates ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi marulumu şöyle alıyorum, irice doğradım. Birazcık böyle açalım. Havuçlarımı jülyen doğrayacağım. Rendeleyebilirsiniz de. Ben jülyen olarak şeklini daha çok beğeniyorum sunumda. Bu arada ara ara tavuklarıma da bakıyorum. Ocağın altı açık. Gayet güzel pişmeye başladı. Makarnamı da kontrol ediyorum. Evet. Şöyle bir 10 dakika sonra hepsi hazır olacak. Bu da yeterli. Bu arada tavuklarımızı bayağı bir iyi kızarttık. Şimdi şöyle göstereyim yakından sizlere de. İyi gidiyoruz şu an. Komple karıştırıyorum. Pişip pişmediğini anlamak için tavuğumuza şöyle bastırın. Hemen ayrıldıysa pişmiştir. Benim tavuklarım pişti şu an. Ama bastırdığınızda eğer bir uzama varsa, yani zorlanıyorsa, birazcık daha pişme süresine ihtiyacı var demektir. Şimdi artık içerisine kremamı ilave ediyorum. Ben birazcık fazla ilave edeceğim demiştim. Daha azaltabilirsiniz. Veya hiç eklemeseniz de olur. Tamamen size kalmış. Ama ben bu sostan birazcık makarnama ekleyeceğim. Çünkü bayağı bir sulu olacak şimdi. İçerisine birazcık da kaşar peyniri ekleyeceğim. Bunu da tarifin orijinalinde olduğu için ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz de. Göz kararı ekleyeceğim. Hani lezzetini birazcık böyle coşturuyorsunuz aslında. Kaşar peyniri içerisinde uzamıyor. Zaten tamamen eriyip kayboluyor. Sadece lezzetini bırakıyor. Şu muhteşemliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor. Hemen karıştırıyorum. Tavuğumun altını kapattım artık. İçerisine salatamın malzemesi, sirke ekliyorum. Birazcık zeytinyağı. Ve karıştırıyorum. Parça tuz. Şimdi makarnamı haşladım. Tereyağı koydum tencereme. Makarnamı direkt alacağım. Bu tereyağı da birazcık kavuracağım. Hatta tavuğumdan da birazcık böyle artan yağı var. Onu da eklemeyi düşünüyorum ki daha da böyle lezzetli olsun. Onun aromasıyla da buluşsun istiyorum. Birazcık yağı da soteleyeceğim. Tavuğumuzun yağından da şöyle bırakıyoruz. Oh, şahane. Karıştırıyorum. Artık tuzuma da bakayım bir tuzu nasıl. Birazcık kullanmam lazım. Tamamdır. Artık en lezzetli dakikalara geçiyoruz. İnanılmaz lezzetli oldu. Makarnamız da öyle dışarıda yediklerinize benzemez. Gerçekten çok lezzetli ve böyle
yağı, tuzu tam kararında oldu. Ve bu pratik tarifle sizler de hemen kekikli menüsü oluşturabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli. Ben tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Önce şöyle tavukla makarnayı birleştiriyorum. Birazcık da salata. Anlamışsınızdır lezzetini. Sizler de denersiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.